Çok güzel patçalı yemek tarifim var. Beğenip yorum yapmayı videonun sonuna bırakmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim daha var. Bu yemeği normalde tencerede suda haşlayarak yapıyorlar. Patlıcan suyun içinde haşlandığı zaman bana göre istediğimiz lezzeti bulamayız. Onun için ben ne yapacağım? Patlıcanları suyun içinde haşlamayacağım. Fırında pişireceğim. Tepsimizin içine patlıcanları bir dizelim. Bu yemekte et, kıyma, tavuk hiçbir şey olmayacak. Güzel bir sebze yemeği olacak. Patlıcanların her tarafını bir yağlıyoruz. İçini dışını. Fırınımızı açtık 200 dereceye 40 dakikaya ayarladık. Yemeğin yapım aşamasında da neden lezzetsiz olduğunu, bu şekilde nasıl lezzetli olacağını anlatacağım. Patlıcanlarımızı fırına götürüyoruz. 200 derece 40 dakika. Malzememiz fırında pişerken biz iç malzemesini doğrayacağız. Arkadaşlar soğanı doğradık. 2 dişte sarımsak kullanacağız. Yalnız bu yemekte sarımsağın kokusu olmayacak. Sarımsağın kokusu olursa turşu içi gibi olur. Yemeğin hiçbir özelliği olmaz. Sarımsakları da soğanla beraber iyice bir kavuracağız. Ocağın başına geçtiğimizde tamamını göstereceğim. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik malzememiz bu kadar. Arkadaşlar patlıcanları şöyle bir göstereyim. Çok sıcak. Patlıcanlarımız olmuş. Çok az kalmış. Şu anda 25 dakika oldu. 30. dakikada herhalde final yapacak. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Hemen fırınımızın kapağını açıyoruz. Yemeği bir kontrol ediyoruz. Tam 30 dakikada hamur gibi olmuş. Ben 40 dakika demiştim. Daha önceki videomda da 40 dakikada pişmişti. Bunu önceden ısıttığımdan oldu. Şimdi bunu çıkartıyoruz. İçine alacağız. Arkadaşlar patlıcanları soğuttum. Hemen şöyle içini çıkartacağız. Şu yanıkları görüyor musunuz? İşte asıl lezzeti onlar verecek. Eğer suyun içine atmış olsaydık biz o lezzeti bulamazdık. Size de önerim, yemek yaparken çok fazla tarife takılmayın. Hangisi daha lezzetli olursa size göre elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size mantıklı geleni yapmaya çalışın. Bu her türlü patlıcandan olur. Sadece bostan patlıcandan görselliği daha güzel olur. Bostan patlıcan büyük olduğu için. 3 tane bostan patlıcan alırsanız 6 kişilik yemek yaparsınız. Hem de güzel bir yemeğiniz olur. Hepsinin içini çıkarttık. Bunu böyle yeseniz bile çok lezzetli olur. Patlıcanlarımız da hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. İç sosunu yapacağız. Tavamızın altını yaptık. İçine yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Önce yağımız bir ısınsın. Yağımız ısındığı gibi soğanı atıyoruz. Soğanı iyice bir kavuracağız.
aynı patlıcanın içi gibi karamelize bir lezzet olacak. Soğanlarımızı yüksek ateşte kavuruyoruz. Daha çabuk kavrulsun isterseniz kapa kapatabilirsiniz. Ben hemen bir kapa kapatıyorum. Bekle bekle kavrulmuyor. Ev ocaklarının ısı düşük olduğundan dolayı. Şimdi kapağında bir ısı patlaması yapacak. Anında soğanımızı kavuracak. Hemen kapağı açtık. Soğanımız yanacak. Dediğim gibi ısı patlaması meydana geldi. Biberlerini atıyoruz. Patlıcanlar fırında pişmiş olduğundan dolayı patlıcanları atmıyorum. Herhangi bir patlıcanın riski yok. Pişmeme gibi bir riski yok. Hemen kapağı kapatıyoruz. Ortalama bir dakika içerisinde biberler dönecek. Kapağı bir açalım. Ortalama 3 dakika oldu. Şöyle gördüğümüz gibi biberler de oldu. Rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada patlıcanını ilave ediyoruz. Arkadaşlar bazen yemeklere yakışan malzemeler sırasını zamanını bilmezsen yemeği bozar. Bu aşamada buna sarımsaklı, maydanozlu herhangi bir şey katmıyoruz. Turşu içi gibi olur. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar da pul ver. Altını kapattık. Bir daha söylüyorum. Patlıcanları kavurmayacağız. Onun közlenmiş lezzet ona yeter. Bunu şimdi 2 dakika bir soğutacağım. Ondan sonra asıl yapmamız gereken işleme geçeceğim. İçi soğuttuk. Hemen içine bir tane yumurta atıyoruz. Sıcak yere atmıyoruz ki yumurta içinde pişmesin, kesilmesin. Çok az bir de kaşar atıyoruz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Mis gibi kokular geliyor. Hemen geldiği yere ne yapıyoruz? Geri gönderiyoruz emanetleri. İçine kaşarı az attım. Şöyle üstüne göstermelik bir kaşar atıyoruz. Elinizde varsa, yoksa atmasanız da olur. Bütün lezzetler aynı patlıcanın içinde buluştu. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına atacağız. Yemeğimizin yüzünün kızarmasını bekleyeceğiz. Fırının üst tarafına yakın atıyorum. Buradaki amacımız sadece yüzünün kızarması. Üst bölümü çalışacak. 200 derecede. Fırınımız sıcak olduğu için biraz da üst göz attık. Tam 10 dakikada yemeğimiz oldu. Hemen şöyle bir çıkartalım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Yemeğimiz bu. Sunum tabağına koyup masaya getirdiğinizde göze de hitap edecek bir yemek, mideye de hitap edecek bir yemek. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile benim sayfama gelsin, her türlü yemeği yapabilir. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.